genel izleyici kitlesi için uygundur. Yatırım Rotası'ndan merhaba sevgili izleyenler. İş dünyasında yaşanan gelişmeler ve yenilik haberleriyle karşınızdayız. Bu hafta Yatırım Rotası'na e-dönüşüm sektörüyle başlıyoruz. Çünkü bu sektörde şu anda çok yeni güncel gelişmeler var. Konuğum EDM Bilişim İcra Kurulu Başkanı Özcan Ermiş. Özcan Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi Özcan Bey, yeni gelen tebliğle beraber 2025 yılı itibariyle artık vergiler dahil 3000 TL olan faturalar e-arşiv olarak kesilmek durumunda. Evet. Daha başka ne gibi düzenlemeler var? İsterseniz bunları konuşarak başlayalım söyleşimize. Şimdi bu yıl tabii e-dönüşümün artık ikinci önemli devrimi oluyor. 1 Ocak 2025 itibariyle ve 2025'in sonuna kadar da Türkiye'de e-dönüşüm, e-fatura, e-defter işi tüm mükelleflere inmiş oluyor. O yüzden çok hareketli bir yıl olacak. İki ana tebliğ çıktı. Bunlardan bir tanesi bugüne kadar e-deftere geçmeyen, bütün bilanço usulüne göre çalışan anonim şirketler, limiti şirketlerin tamamı tabii ve işletmelerin de önemli bir kısmı elektronik deftere geçecekler. Artık onlar Ocak ayında noterden defter açmayacaklar. Tamamen elektronik deftere kayıt olacaklar. Burada 1 milyon 100 bine yakın mükellef elektronik deftere geçiş yapacak. Ciddi bir sayı bu. Zaten bugüne kadar olan sayı da bundan daha azdı. İkinci önemli gelişme de 2025 yılı 1 Ocak'tan itibaren bütün vergiler dahil bir faturanız 3000 TL ve üzeri ise artık elektronik arşiv faturalara kesilmek zorunda. E-faturaya geçmemiş bile olsan. 2026'da da bir kuruşluk fatura kessen bir elektronik arşiv fatura kesilecek. Miktar ne olursa olsun. Evet, yani ben pratik olarak artık kağıt faturaların 2025 yılında %90 üzeri biteceğini, 2026 yılında da kanun gereği kağıt fatura tamamen yasak hale geliyor. Bir başka deyişle 2025 itibariyle noter defter yasak, kağıt defter yasak, 2026'da da kağıt fatura yasak hale geliyor. Bu yıl o yüzden çok hareketli geçecek gerçekten. Yani ben 1 milyonun üzerinde e-defter, bir o kadar da e-fatura, e-arşiv fatura müşterisi bekliyorum pazara girecek olan. Ben şeyi merak ettim açıkçası, 3000 TL vergi dahil dediniz ya, mesela kişi aynı müşteriye aynı gün içinde 3000 TL'yi bir buçuk kesse olmuyor. Bu tür şeyler. Onu sayıyor tabii. Biraz pratik düşünürüz ya biz o evet, anlamda. Evet, cezası var. Yani denetleniyor da çok sıkı biliyorsunuz artık. Aynı gün içerisinde beyannamelerde aynı kişiye birden fazla fatura keser ve onların toplamı vergi dahil 3000 lirayı geçerse bu sefer 14.000 liradan başlayan usulsüzlük cezaları ve arkasından da o fatura ile ilişki başka cezalar geliyor. O yüzden o tabii kesinlikle yanlış bir davranış. Boşu boşuna cezaya davet açmak olur. Evet. Yani bu tür pratik yollar aslında günün sonunda... Kapalı. Çünkü her şey elektronik artık. Siz o faturaları kağıtla dökseniz sonuçta onları beyan ederken ayrı ayrı beyan etmek durumundasınız fatura numarasına göre. Tabii. Oradan da sistemler bunları çok hızlı yakalıyor, çok hızlı kırmızılıyor. İşte vergi dairelerine tebliğ oluyor. Vergi daireleri de mükelleflere bununla ilgili gerekli işlemleri yapıyorlar. Ya ben şey anlayamıyorum aslında, hani şirketlere bu e-dönüşüm, dijital dönüşüm iş yapı süreçlerine çok büyük konfor sağlıyor. Evet. Maliyet avantajı sağlıyor. Evet. Bir dönem gönüllülük esaslıydı. Şimdi devlet belli ciro üstüne bunu zaruri hale getirdi. Evet. Yani mükelleflerin bu konuda bilinci mi yok? Neden böyle bir konforu hızlı bir şekilde geçiş yapmıyor sizce Özcan Bey? Ya tabii onun bence iş dünyasında ciddi bir sosyolojik sebebi var. Ben Avrupa'da da iş yapıyoruz EDM olarak biliyorsunuz. Onu soracağım size. İtalya var, İtalya, Rusya var. Polonya, işte Rusya, Almanya, Fransa, Romanya şeklinde yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar uzanan bir e-fatura proje sistemlerimiz var. Yalnız burada tabii o ülkelerle özellikle Avrupa ülkeleriyle ben Türkiye'deki iş hayatını karşılaştırdığımda Türkiye'de iş hayatı çok dinamik ve çok da çalışmak gerekiyor. Yani bir Avrupalı işte KOBİ sahibi günde 7-8 saat, belki 6 saat, 5 saat çalışırken burada belki tanıksınızdır. Yani 14-15 saat çalışıyor. Kaldı ki büyük şirketlerin üst düzey yöneticileri de çok çalışıyor. Ve kendi işleriyle o kadar çok uğraşıyorlar, o kadar çok mücadele ediyorlar ki o Avrupa'daki iş hayatının düzenliliğini çok fazla burada göremiyorsun ve fazla hazırlanamıyorsun. Yani ben proseslerimi dijital yapacağım,
işte konforlu bir şekilde iş hayatımı götüreceğim, doğru olacak gibi kavramları hep istiyorlar. Hı-hı. Ama bunları geçmek için sıra gelmiyor. O yüzden de Türkiye'de yani ne kadar faydalı olursa olsun bir dijital dönüşüme geçiş sadece e-fatura alanında değil, bunu kayıtlı elektronik postada, e-imzada da gördük. Hı-hı. Çeşitli bakanlıkların dijital dönüşümleri de yine var. Onlara maalesef gönüllülük esasıyla geçiş kısmi oluyor ve az oluyor açıkçası. Yani yüzde belki 10-15 seviyesinde gönüllü geçiş oluyor zorunlu olmayanlara. Geri kalan 85-90'lık seviye geçmiyor, bekliyor. Ama şükür tabii özellikle elektronik fatura tarafında gelir idaremiz çok iyi çalışıyor. Belki daha önce de hani bir belirtmiştim bir röportajımda, birkaç röportajımda aslında. Gelir idaresi Avrupa'da bu işi ilk yapan ülke yaptı Türkiye'yi. Sonra gerek İtalya, gerek Polonya, gerek Fransa bizden örnek alarak, bizim uygulamalarımızı örnek alarak bunları geliştirdiler. Ama tabii sizin dediğiniz şöyle bir acı nokta var. İtalya bir gecede 4 milyon mükellefi geçirdi. Oo, 2019 yılında. Polonya şimdi gönüllülük esasıyla başladı ama 1 Ocak 2026 yılı itibariyle herkesi, bütün nüfusu geçiriyor. Keza Fransa'da böyle. Peki bizde niye kademe kademe, altyapı mı müsait bunlara? Şimdi bunu ilk yapan ülkelerden biriyiz. Yani Güney Amerika ve bazı uzak doğu ülkeleri hariç Avrupa coğrafyasında, hatta Asya coğrafyasında ilk yapan ülkelerden biriyiz. İlk yaptığınız zaman da bir şeyleri bir anda o cesaretle yapamıyorsunuz. Yani İtalya'da, Türkiye'de bu işin çok güzel gittiğini görmese, incelemese, ki ben çok tanık oldum tabii o işler orada yapılırken. Belki onlar da böyle bir cesaret gösteremezlerdi. Ama biz de biraz geç de olsa, yani ilk başlattık ama biraz da geç olsa, işte 2025 yılında artık tüm mükelleflere e-faturayı zorunlu kılıyoruz. Dediğiniz gibi mükellefler de bu işten gerçekten çok mutlu olacak. Yani şöyle söyleyeyim, e-faturaya, e-deftere geçen bir mükellefe geri dönseniz, sana devlet 250 bin lira teşvik veriyor. Ya da işte cironun %2'si kadar teşvik veriyor. Vergiden şöyle bir şey, hadi geri dön desen dönmez. Ben de dönmem. O rahatlığı çünkü artık elde ediyor, ona alışıyor. O yüzden geçen herkes e-faturaya, e-deftere ve diğer dijital servislere bir, yani 10 gün 15 gün bile değil daha, ikinci günde faydasını görüyor. Biz niye buna daha önce geçmemişiz diyor. Yani düşünün, klasörler yok, bir istatistik var üniversitelerde bizim yaptırdığımız, yani onların işletme dallarına. Bir elektronik fatura, yani 40 daha doğrusu elektronik fatura bir kağıt faturayla, işin içerisine kağıdını, işte onun postasını, zarfını, klasörünü koyun, koyarsan. Bir defa maliyet böyle. Doğruluk var, yanlış yapma ihtimalin yok. Şey yok, hani ulaşmadı, gelmedi, parayı ödeyemedim, alamadım dertleri yok. O yüzden tabii müthiş. Yani eskiden bu çok yaşanırdı. Yani siz kargoya verirdiniz faturanızı, müşteriye gönderirdiniz. Gitmez. O ulaşmadı, tabii, kargo teslim olmadı. Tabii. Kargo takibinden araştırmaya tabii bakardık falan. Bazen faturan gelmedi diye de biliyorsunuz. Hani ödeme güçlüğü çeken ödeme bir firma. Güçlüğü. Fatura gelmedi, geç geldi. Olmadı, fatura yeniden kes. Bu sefer KDV'sini kim ödeyecek bunun? Yani. Çok, evet, çok ciddi, evet, sıkıntıları var yani. Peki EDM sektörle alakalı çoğu standartlara oturan bir marka gibi geldi bana. Evet. Geçmiş de çok eski değil. 13 yıllık bir geçmişiniz, evet, var. Evet. Biraz EDM'yi tanıyalım. EDM neler yapıyor bu sektör içinde? Yani dediğiniz gibi 14. yılımızdayız. 14. 13 seneyi geçirdik, devirdik. Başarılı olduk tabii. Yani Allah'ın nasibi, bizim arkadaşlarımız da çok güzel çalıştılar. Hı-hı. Teknik altyapımızı, yazılımlarımızı tamamen kendimiz geliştirdik. O yazılımları da çok iyi modernize ettik. Yani şu an dünyadaki en ileri teknolojileri kullanıyoruz orada. Çok teknik terminolojilere girmeyeyim ama yani dünyanın neresinde yeni bir yazılım gelişimi varsa onu muhakkak kullanıyoruz. Neresinde çok hızlı servis vermeyle ilgili bir altyapı varsa hemen o versiyonu kendimize uyarlıyoruz. Hı-hı. Sahada çok güçlü bir ekibimiz var. Yani sahada 750 tane, yani dün baktığım rakam tam da 750, hı-hı, çok da hani mutlu oldum orada. 750 temsilcimiz var, hı-hı, 350 hizmet merkezinde bunlar müşterilerimize hizmet veriyor. Türkiye'nin her ili, her büyük ilçesi, hatta şimdi orta düzeyde büyük ilçelerde de varız. Artık sayısını bizim bile çok hani takip edemediğimiz 1000'in üzerinde bayi arkadaşımız var. Onlar da yine sürekli satış faaliyetinde bulunuyorlar. Saha yaygınlığı çok önemli, teknoloji çok önemli. Şükürler olsun, bugüne kadar da müşterilerimizi gerek yaptığımız 4 yedekleme, gerek güvenlik sistemlerine riayet edişimiz, sertifikalarımıza birebir riayet edişimiz, sadece Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından değil, KEP servisleri için, Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan
bizim işte ödeme kuruluşu servisleri, hizmetleri için de Merkez Bankası'ndan ve onların denetçi kuruluşlarından aldığımız denetimlerle de çok sağlam bir güvenlik altyapısı kullanıyoruz. Bu da tabii belgelerin 10 yıl boyunca erişilebilir olmasını, saklanmasını sağlıyor. Bu konularda da müşteri hizmetlerimiz 7/24. Yani biz de şu anda da arasanız onlarca kişi çalışıyorlar, müşterilere hizmet veriyorlar. Bütün bunlar bir araya gelince fiyatlarımızı da Türkiye çapında yani gayet mantıklı tutuyoruz. Fiyattan dolayı hiç kimse şikayet etmez bizden. Ayrıca hani işte her sektörde fiyatla ilgili bir tabii ekstradan kazanma gizli tarifeler vardır. Biz onları kesinlikle uygulamayız. Yani bizde bir fatura sayfa sayısı ne olursa olsun. Tek fatura sayılır. Mail gider, ücret alınmaz. Yani sizin muhasebeden kaç fatura geçtiyse o kadar. Fatura kontör düşer bizim sektör deyimiyle. Bütün bunlar bir araya gelince iyi teknoloji, servisi, sağ yaygınlığı, tarifeler gayet etik ve mantıklı. Çok sayıda 360 derece servis felsefemiz kapsamında hani başı E ile başlayıp da bizde olmayan bir servis yok. Yani Türkiye'de 80 tane pazarda paydaşımız, 80 küsür e-faturada bizimle beraber aynı işi yapan firmalar var. Ama mesela onlarda kayıtlı elektronik posta, elektronik imza yok, mali mühür yok veya elektronik mütabakat yok. Onda var, onda yok falan gibi. Bizde hepsi birden var. Yani bir müşteri bize full geldiği entegre. Zaman da full bütün servisleri entegre ediyor. Yine ERP'ler bu işte çok önemli. Sonuçta her firma, yani firmaların yarısına yakını bir ERP ile, bir programla çalışıyor. Siz o programa entegre olmazsanız, yani gelip aynı işi hem adam programını hem de sizde yapmaz. Orada yaptığını direkt gönderebiliyor olmanız lazım. Entegre çalışıyor olmanız lazım. Bütün bunlar tabii 13 yılda iyi başarıldı. Ve sektörde de açık ara tabii. Yani 214 bin civarında şu anda müşteriyle GİP tarafında açık ara lideriz. Tabii diğer alanlarda da yine KEP'te, elektronik imzadaydı, başka servislerimizde de benzer şekilde sektörde önderliğimizi devam ettiriyoruz. Yani çok çalışmanın ve tabii iyi bir sektör, onu da söyleyeyim. Yani bizim sektörümüz birçok sektör biraz durgunluk gösterirken ekonominin bazı dönemlerinde elektronik dönüşüm sektörü. Her ne kadar tüketiciler biraz geç de geçiyor desek yine oraya doğru geçiş var. Çünkü o maliyetleri de düşürüyor. Zorunluluklar geliyor. O yüzden durmayan iyi bir sektör. O yüzden son belki hani 15 yılın, 20 yılın en şanslı firmalarından birisi olduk. Evet. Şimdi sektör hareketli, dinamik. Bu yeni çıkan tebliğ ile birlikte herhalde rekabet de çok ciddi anlamda artacaktır diye düşünüyorum. Evet. Var mı yeni kampanyalar bu yeni dönemle alakalı böyle bir hız artıracak şekilde neler yapıyorsunuz? Yani şimdi tabii EDM yani kampanyalar konusunda da hep böyle önce kampanya yapan firmadır. Rakiplerimiz de bizi birazcık... İmajı da var yani evet, çok bugün, ciddi. Aslında bugün çıktı. Yani bugün de o anlamda televizyonlarda yayınlanmaya başladı reklam kampanyamız. Daha izleyememiş olabilirsiniz tabii bir... İşte yıl sonuna kadar devam edecek. Biz şöyle dedik, madem artık hani bugüne kadar çok kabaca e-fatura, e-defteri işinin %50'si bu işlere geçti kabaca. Kaldı %50. Onların da önemli bir kısmı 1 Ocak'ta geçiyor defterin tamamı. Faturanın da tamamı, hani önemli bir kısmı yine 1 Ocak'ta geçer ama bir sonraki seneyi bekleyebilir belki. Dedik ki hani artık bu son yarım ve iş tamamlanıyor, çok kuvvetli bir kampanya yapalım. Şirketimizin de finansal verilerinin, gücünün, altyapısının çok uygun olduğunu düşünerek ki şu anda hani biz mevcut altyapımıza şu an sahip olduğumuz müşterinin 4 katı kadar daha müşteri alabiliriz. Böyle bir altyapımız da zaten var. Bu bize ekstra bir bütçe de yaratmıyor. Biz de 2028'in Nisan ayının sonuna kadar e-fatura ve e-defter hizmetlerini bu yeni katılan kitlelere ücretsiz verme kararı aldık. Çok iddialı. Radikal. 3-3,5 yıl civarınca. Yani. Şimdi bunu şöyle bir rekabet için boyunca yaptık. Mı bir de? 3,5 yıl. 3,5 aşağı yukarı 3,5 yıl oluyor tabii bugünden başlayarak. Onları ücretsiz verme kararı verdik ve ben böyle bir şeyde doğru olduğunu düşünüyorum birkaç nedenle. Bir tanesi gerçekten radikal bir şeyler yapmak lazım insanları bu konuda bizi kullanmalarını sağlamak için. Önemli bir rekabet avantajı oldu. İkincisi bizim sektörde bir müşteriden 1 sene 2 sene kazandığın paranın fazla bir önemi yok. Çünkü bizim sektörde bir müşteri kurumsal hayatta 40 yılda sizinle devam edebilir. Mesela yani şu anki bizim hesaplarımıza göre bir ortalama müşterinin bizde yaşayacağı süre daha o kadar yaşamadık ama biz 22 yıl olacak.
Yani siz müşteriye 3 yıl bir şey ücretsiz verdiğiniz zaman o bir sizden memnunsa, ki bunu taahhütsüz koşulsuz yapıyorsunuz tabii ki, öteki türlü beni bağlıyor der müşteri. Kalan 19 yıl mantıklı fiyatlarda yürütürseniz, evet, iyi servis vermeye devam ederseniz para kazanacaksınız. Aslında öyle baktığınız zaman siz %10-12 iskonto yapmış oluyorsunuz 22 yıla bakınca. Ama 3 yıllık bakarsan tamamını almıyorum gibi bakıyorsunuz. Bence o yüzden matematik anlamında da çok güzel bir iş oldu bizim açımızdan. Bir de beklenen bir kampanyaydı. Yani sektörde bütün müşteriler, EDM'den, mali müşavirler bir kampanya bekliyorlar. Onların da beklentileri. Bunu da beklememişlerdir. Bu kadarını beklemediler. Evet, beklemediler. Kısmet olursa inşallah ciddi bir pazar payı yine alacağız. Türkiye pazarının %20'sine hitap ediyoruz. Ben bu kampanyayla beraber daha yüksek, çok daha yüksek oranlara çıkacağımızı düşünüyorum. Bu bence biraz daha işin ticari tarafını hesaplamanın yanında bir kişi ya da bir marka yaptığı hizmetin kalitesine de güveniyor mesajı veriyor mesela. Tabii. Biraz bu bir deneyim pazarlaması. Doğru. Sonuçta siz bir deneme fırsatı yaratıyorsunuz insanlara. Ve evet, hizmetinizin şeyinden o kadar eminsiniz ki herhangi bir şart koşul noktasında şart koşul da yok. Bu da enteresan yani. Tabii. Yani biraz önce bahsettiğim gibi yani şebekemize o kadar büyük yatırımlar yaptık ki. Bu yatırımları hem Türkiye hem de yurt dışını düşünerek yaptık. Yurt dışında birçok ülke, Avrupa ülkeleri Türkiye'den servis vermeye pek müsaade etmiyorlar. Türkiye nasıl yurt dışından servise müsaade etmese de, ama biz gittiğimiz birçok ülkede, hani bu işin Afrika ülkeleri ve kuzeyde yine Türk ülkeler var. Böyle bir sorunları yok. O yüzden Türkiye'deki altyapıyı biz çok geniş kullanan, çok geniş tuttuk. Böyle geniş bir altyapı olunca da bu tür bir kampanya yapmak bize açıkçası maddi olarak bir zarar vermiyor. Ekstra büyük oluşturmadı. Yani ekstra gelebilecek gelirler gelmiyor. Ama dediğim gibi yani o da bir müşteriyi memnun edersen o gelirler zaten gelir. Zaten EDM gibi firmaların. İşte daha önce de biliyorsunuz Turkcell'de ben genel müdürlükler yaptım. Onu da soracağım. Sizin aslında kurumsal hayatta da çok. Tabii. Biraz onu da konuşalım isterseniz. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii o zamanlar Turkcell'de Mehmet Emin Karamehmet'ti bizim de hani başımızdaki patronumuz diyelim. Yönetim kurulu başkanımız. Ben tabii gencim. Hani mezun olmuşum Boğaziçi Üniversitesi'nden, gelmişim çalışıyorum falan. Şimdi telefon veriyor. Telefonun fiyatı o zamanlar çok pahalı. Yani $1,500. Yani çok da basit telefonlar, tuşlu telefonlar, biraz ağır telefonlar. Sonra o telefonlar bedava veriliyor ama müşteriden aldığınız para, hesap ediyorsun ya 40 ayda bu telefonu karşılamayacak. Ama bakın sonunda kazandı. Çünkü sadece Turkcell için söylemiyorum, diğer operatörler için de, söylüyorum. O müşteriler senelerce, 10 yıl, 20 yıl oralarda kaldı. Ve bütün GSM operatörleri aslında dünyanın en varlıklı, en çok çalışılmak istenilen, en çok para getiren, yatırımcısını mutlu eden, uluslararası borsalara kaydolabilen yapılar oldu. O zamanlar bugün aslında bizim yaptığımızı bir örneği yapıldı. Biz de bugün aynı şeyi söylüyoruz. Yani biz bugün müşterileri bize bırakın 3,5 yıl boyunca denesinler, rahat etsinler, kullansınlar. Ama daha sonrasında o müşterimize biz muhakkak EDM'ye çok faydasını göreceğiz. Hem mevcut servislere çok mantıklı tarifelerle ticaretimiz olacak, hem de her gün yeni bir servis çıkıyor. Yani mesela şimdi bütün bankaları tek noktadan yönetebiliyorsunuz. Ayrı ayrı banka şubelerine girmeniz, ayrı ayrı EFT havale yapmanız, banka hareketlerini ayrı ayrı çekmenize gerek yok. O da solların arasında aslında benim. Mesela bu servisleri bu müşteriler de kullanacak. Evet. Eğer sizi beğenirse şüphem yok. Eğer sizden bu servisin karşısında iyi bir ücretsiz hizmet alırsa, ondan sonra EDM'nin artık yeni oluşturacağı bütün servisler için ilk adres EDM olacaktır. Tabii. O da bize aslında görünmeyen, ileride görünebilecek olan büyük bir fayda. O yüzden ben çok mantıklı buluyorum bu çok agresif denilen kampanyayı. Çok mantıklı buluyorum. Hem başarılı olacak hem de gelecekte EDM'nin finansal göstergelerine büyük katkıda bulunacak. Şimdi siz EDM bilişim olarak konuşuyoruz ama aslında bir gruba doğru gidiyor ve yine bunun içinde dijital dönüşüm ürünleri var. Mesela FinCloud var, açık bankacılıkla alakalı yatırımlar var. Biraz oralara da konuşalım istersin. Neler yapıyor bu nokta yatırımı, neler sizin Özcan Bey? Şimdi bu zaten biliyorsunuz dünyadaki e-dönüşüm, yani e-fatura, e-defter, e-irsaliye vesaire bir sürü e-işi Avrupa'nın PEPOL standartlarında yapılıyor. Bu standartlar da Avrupa Birliği tarafından kabul edilmiş. Ve işte 1.0'dan başlayıp bugün 3.1 versiyonuna kadar gelmiş.
Biz her sene Brüksel'de e-fatura ile ilgili toplantılara katılıyoruz. Ben açıkçası hiç o toplantıları bırakmadım. Çoğu zaman da Türkiye'den tek katılan oldum açıkçası. Büyük zamanlarda. Orada tabii şunu gördük. Bir faturayı kesilmesi vergilendirme açısından yeterli değil. Yani Avrupa Birliği'nin son kararında tahsil edilemeyen fatura, yani bankada karşılığını bulamayan faturanın vergisi alınmaz. Çok radikal bir şey. Türkiye'de bu olacak mıdır zaman içinde? Olabilir tabii. O ülkenin ekonomik durumuna da bağlı. Vergisi ödenmiştir yani. Şimdi bir bu. Yani bir defa vergi para geldiyse alınmalı kavramını Avrupa Birliği oturttu. Üye ülkeleri de yavaş yavaş bunu yayıyor. İki, mahkemeler alacak borç davalarıyla dolu. Şimdi orada o kadar çok meşgul ediyor ki mahkemeleri, alacak borç davaları. Bunlara da dijital dönüşümün yardımcı olması lazım. O yüzden PayPal 3.1'de dediler ki bir faturayı kabul etmek için, yani ben size fatura gönderiyorum, sizin kabul etmeniz için dekont numarasının girilmesi lazım. Ben bunu ödedim. Ödemediysen o zaman da elektronik senet dolduracaksın. Bizdeki UYAP'tan mesela. Dolayısıyla o faturayı ödediysen vergi oluyor. Ödemediyse elektronik senet dolduruyorsun. Senedin gereğini yerine getiremezsen hem vergi hem de karşıdaki alacaklı taraf herhangi bir dava açmaya gerek kalmadan senet hükmünde gidiyor alacağını tahsil ediyor veya işte adamın neyse o tahsilatla yapmak için gerekli işlemleri hallediyor. Yargının da yükü hafifler mesela. Tabii. İcra davaları mesela çok hem fazla. Hem yargının hem vergi dairelerinin. Tabii. Yani icra süreci yargı gibi şeye gerek tabii kalmayacak. İşte yani. Biz bunu Brüksel'de 2023 yılında gördük. Tabii biz bir ödeme kuruluşu, bir açık bankacılık gibi yani düşüncelerimiz çok hızlandırmamıştık. Belki ilerleyen zamanlarda böyle bir müşteri bazından dolayı olabilirdi ama bunu görünce araştırdık. Merkez Bankası'na gittik. Yani dedik ki biz müşterilerimizin ödemelerini anında faturayı otomatik işlememiz lazım. Yani adam faturayı kabul ederken her defasına getirin dekontu, burada numara yazayım. Hani günde 10 fatura olsa belki olur da günde yani 3000, 5000 fatura gönderen müşterilerimiz var. Kaldı ki 10 fatura için niye böyle bir şey olsun? Adam onunla uğraşsın, işini gücünün arasında. Biz bunları otomatik çekmemiz lazım. Açık bankacılığı tarif ettiler bize. Açık bankacılığı aslında bu amaçla yapalım dedik. Fakat daha sonrasında gördük ki, yani burası da çok önemli bence Türkiye için. Yani altında çizerek aslında söylemek zorundayız. Türkiye'nin verdiği komisyon, işte Visa, Master gibi organizasyonlara senede yaklaşık 10 milyar dolar. 10 milyar çok dolar dediğimiz para bizim işte bütçe açığımızın bazen 1/4, bazen 1/3, değil mi? Çok büyük bir para yani kesinlikle. Yani o para nereye gidiyor? Lisansa gidiyor. Başka bir şey gitmiyor. Buradaki bankalar ve ödeme kuruluşları da bir üzerine komisyon ekliyorlar. Ve o önemli bir komisyon oranı haline geliyor. Şimdi açık bankacılık yani İngiltere'de, Almanya'da, İtalya'da yaygın uygulandığı gibi Türkiye'de uygulanır hale gelirse ki bunu Cumhurbaşkanlığı bir devlet politikası olarak da hani ortaya koydu. Ondan sonra bu işler çok hızlandı. Eğer böyle bir durum pratikte de hayata yoğun bir şekilde geçerse siz kafede ya da bir perakende de bir işlem yaptığınız zaman e-ticarette artık sadece banka hesabınızdan paranın gitmesini sağlayacaksınız. Şimdi sorabilirsiniz ki kimin bankada hesabı var? Herkes kredi kartı kullanıyor. Ama bu ülkeler nasıl çözmüş bu işi? Gitmişler insanlara eksi bakiyeler tanımlamışlar. Yani kredi kartında sana 80 bin lira limit tanıyacağına gidip orada KMH dedikleri eksi bakiye. Yani. Dolayısıyla nereden kurtulmuşlar? Bu 10 milyar dolardan kurtulmuşlar. Şimdi bir de şuna bakıyorum. Yani bu kuruluşların gelirleri ne kadar, nereden diye bakıyorsunuz. Gerçekten Türkiye önemli bir yer tutuyor. Kendi orijinal olduk ülkelerde Türkiye kadar para kazanamıyorlar. O yüzden bizim de kredi kartı işinden yavaş yavaş, hatta mümkün hızlı ama alışkanlığı değiştirmek kolay değil tabii, açık bankacılığa doğru geçmemiz lazım. İşte biz bunu görünce dedik biz burada oyuncu olacağız. Biz burada sadece müşterilerimizin banka hareketlerini getirmekte kalmayacağız. Biz buradan EFT de yapacağız, havale de yapılacağız. İnsanlara faturalarında tahsilat linkleri göndereceğiz. İnsanlar tıklayınca hesaplarından ödeyebilecekler. Tabii yani bir anda dünya böyle olmayacağı için de kredi kartı işini de toplamayı da yapıyoruz. Ama bütün gönlümüzde bir gün kredi kartının bizdeki ağırlığı çok düşsün ve açık bankacılığın ağırlığı çok artsın ki hem insanlar o kredi kartından kaynaklanan sıkıntıları yaşamasınlar hem de ülkemiz böyle bence önemli olan bir parayı her yıl açık olarak vermesin diye bu işe girdik ve güzel de bir iş gördük. Yani insanlar gerçekten ilgi gösteriyorlar. Özellikle adamın 10 tane bankası var. Tek bir noktadan bunları yönetmek çok çok işine geliyor.
Sevgili izleyenler, yatırım notası kaldığı yerden devam ediyor. Stüdyomuzda EDM Bilişim İcra Kurulu Başkanı Özcan Ermiş var. Özcan Bey, en son reklamdan önce açık bankacılık konuşuyorduk. Evet. Açık bankacılığın kurumlara ve kişilere tanıdığı en büyük avantaj ne sizce? Ya şöyle, bir defa bugün bir KOBİ birden çok banka kullanıyor. Tahsilatları birden çok bankaya geliyor. Ödemelerini birden çok bankadan yapıyor. Hangi hesabımda para var? Bir sürü banka girip bir bankasından diğer bankaya para transfer ediyor. İşte oradaki komisyon oranı şöyle, buradaki komisyon oranı böyle gibi ister istemez hesaplar yapıyor ve o kişiyi uzmanlık dalı olan işinden uzaklaştırıp bu işlerle uğraşmak zorunda bırakıyor. Yani düşünün, siz bir bir marangozsunuz. İşiniz marangozluk ama günde yarım saat bunlarla uğraşıyorsunuz. Tabii, tabii. Veya bir şirketin yöneticisiniz. Bir sürü işiniz var, rekabetle ilgili, teknik ile ilgili. Oturup bunlarla kontrol etmekle, yaptırmakla, işte oradan bankacılıkla ilgili biraz daha böyle az komisyon ödeyelim falan gibi işlerle uğraşıyorsunuz. Şimdi açık bankacılık bütün bankaları tek ekrana koyuyor. Dolayısıyla siz o ekran içerisinden EFT yaparsınız, havale yaparsınız, bankalar arasında bir bankadan diğer bankaya paranızı transfer edersiniz. Bir de bütün işlemler tek ekran olunca, tek şifre olunca artık o hayat bir rahatlıyor, yani kolaylaşıyor. Daha önemlisi, bankalarda bir sürü hareketiniz var. Bu hareketleri alıp muhasebenizi işliyorsunuz. Değil mi? Yani işte orada faylar alınıyor, onlar işleniyor, aktarılıyor. Cihazlar kapanıyor falan. Aktarılırken de bir sürü bilgi işlem parası ödüyorsunuz o entegrasyonlarla. Bankada bir değişiklik olduğu zaman, hadi bakalım A bankasında entegrasyon değişmiş, bir de bunu yapmamız lazım diyorsunuz. B bankasında şu çıkıyor, C bankası çalışmıyor o gün vesaire gibi sıkıntılar oluyor. Şimdi açık bankacılık bankalar arası kart merkezine bağlı. Orada bütün bankaların... Hatta bir takım sanal POS kuruluşlarının ve yasa gereği bir süre sonra bütün sanal POS ve fiziki POS hareketlerinin olduğu bir ortam. Şimdi o ortamdan müşteri giriyor. Benim bütün bankalım hareketlerimi veya şu hareketler hariç özel hesapları, bunların hepsini getir bana diyor. Görüyor, inceliyor, bakıyor. Daha ilerisi bir ERP kullanıyorsa API ile. ERP'si zaten bağlanıyor. Bir ERP'nin binlerce, on binlerce müşterisi var. Böyle bir hizmeti onlar da vermek istiyorlar. Şu anda bize, yani daha çok başlangıç olmamıza rağmen 60 küsür ERP bağlantı yaptı. Niye? Dediler ki, sizin elinizde madem bütün bankalar bir arada var, biz de API ile bağlanalım, müşterilerimize gösterelim. Sadece gösterelim de değil. Onların orada borçları alacaklarını oradan gelen hareketle otomatik kapatalım, eksiltelim, fazlalaştıralım. Yani adam kimden alacağının borcunun ne kadar olduğunu otomatik online görsün. Çünkü 5 dakikada biz revize ediyoruz çünkü bütün hareketleri. Şimdi bu kurumlar için müthiş bir şey. Finansal... Gelen para direkt alacaktan düşüyor yani. Düşüyor tabii. Yani bu o finansal yönetimle ilgili bir defa fraud engelliyor. Yani orada olabilir insanlar... Ortaklar, çalışanlar bazen istenmeyen bilerek durumlar oluyor. Bilerek ya da bilmiyor. Yanlışları engelliyor. Tabii. Yani yanlış olmuyor. Zamanı çok kısaltıyor. Siz saatlerce, yani bir muhasebe müdürünün belki yani iş hayatının %30'unu bu işleri yönetmekte verirken, 30'u 20'si artık onun için otomatik işleyen, zaman harcamadığı, sadece sonuçları kontrol ettiği bir durum haline geliyor. Bir de bu kurumlara böyle çok büyük bir faydası var. Yani bireyler açısından, yani daha doğrusu borç ödeyenler açısından da şöyle bir fayda var. Şimdi bir borcunuzu ödeyeceksiniz. İnanılmaz sık oluyor. Hangi hesabı ödeyeceksin? Yanlış ödüyorsun. IBAN girerken İBAN'a, yanlış numara giriyorsun. İsmi yanlış yazıyorsun, tekrar geri geliyor. Orada işte başka bir karakter kullanıyorsun, geri geliyor. Gerçekten yani büyük sıkıntı bunlar. Sonra o para yanlış bir hesaba gidiyor, onu geri almak için uğraşıyorsun ki. Birçok yanlış hesaba giden paraları da aylarca uğraşsan geri alamazsın. Halbuki burada sana bir link geliyor açık bankacılıkta. Yani faturanda veya borçlu olduğun kişi sana SMS'le, maille bir link gönderiyor. Linki tıklıyorsun, bankanı seçiyorsun, tutar yazılı, IBAN, her şey zaten otomatik de olmuş. Sadece bakıyorsun, tamam, hangi fatura için geldiği de yazıyor opsiyon olarak da. Bakıyorsun, tamam, okey basıyorsun ve en küçük bir yanlış olmadan borcu ödeyen taraf için de bu fevkalade faydalı oluyor. Yine şöyle bir olanak var. Siz adama bir link gönderiyorsanız onun faturasını keserken veya sonrasında borcunu toplamak isteyen insanlar kampanyalar da yapıyorlar. Diyorlar ki, yani bunu şu vade içinde ödersen senin faturandan %3-5 bir düşüreceğim diyor. Dolayısıyla durumu iyi olan, nakit akışı iyi olan firmalar borçlarını öderken de
durumu iyi olmayan firmalara göre kampanyadan belki faydalanabiliyorlar. Ama ben tabii bütün bunların ötesinde biraz önce de söylediğim gibi sonuçta bizim devletimiz finansal teknolojiler için hiçbir şey için bağımlı olmamalı. Ama finansal teknoloji için hiç bağımlı olmamalı yurt dışına. Orada da işte biraz önce bahsettiğim sadece verilen lisans ücretlerini söyledim 10 milyar dolar. Kim bilir daha yani. Arkada ne işletim ilgini ne entegrasyon gibi paralar harcanıyor. Sadece lisansla alakalı. Evet. Yani. Yani çünkü para en önemli yönetilmesi gereken en önemli aset. Orada gerçekten teknoloji çok ileri uygulanmalı. Ve siz mümkün olduğu kadar öz kaynaklarla bu işi yapmak durumundasınız. Yani bunu söylerken yabancılar gelsin bu işleri yapmasın falan demiyorum. Ama en iyi teknolojiyi Türkiye'nin kaynaklarıyla en az şekilde lisans ücreti ödeyecek şekilde yapmak lazım. Ben hani bu konuyu dijital dünyanın getirdiği kolaylıklar, doğruluk, insanlarımızın artık hani saçma sapan Excel'lerle işte ağır yüklerle uğraşacağına akıllı çalışsınlar, işte yorumlama yapsınlar, patronlarını iyi yönlendirsinler, zamanlarını daha konforlu geçirsinler. Den öte gerçekten devletin uğradığı kaybın önüne geçecek anlamında çok beğeniyorum ve bir an önce Türkiye'de hakim olsun istiyorum açık bankacılık. Evet. Şimdi Özcan Bey akış çok güzel gidiyor. Sizde de yani maşallah teknolojinin her alanda dijital dönüşümle alakalı şeyler var. Son olarak ben dijital dönüşümün faydasıyla ilgili yani çevreye, şirketlerin iş yapı süreçlerine, bu yeni 1 milyon mükellefle alakalı neler söylemek istersiniz? Biz çevre tarafında çok yani duyarlıyız. Eden ormanları var sizin evet, zaten. Evet duyarlıyız. Daha da çok duyarlı olmak istiyoruz. Yani şöyle bir hesap yaptık. Biraz da onu hani reklam bari ya da marketing wise de olsun diye. Dedi ki ne kadar ağaç kurtardık. Biz işte 2023 itibariyle, 22 sonu itibariyle diyelim 23 yılında, yılda 25 bin ağacı kesilmekten kurtardığımızı hesapladık. Yani üniversite, özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi'nin çok kıymetli raporları var. Ona uygun hesaplar yaptık, yaptırdık. Dedik ki 1-25 bin fidan da biz dikeceğiz. Sonra 2024 yılında 2023'e baktık. Fidan sayımız 30 binleri aştı. 30 bin daha dikeceğiz. Dolayısıyla her yıl ne kadar ağaç kurtarırsak o kadar da fidan dikiyoruz. Edem ormanları yapıyoruz. Daha çok güney bölgelerinde ve tema işbirliğiyle yaptıklarımız genelde hani bu böyle yakılan işte ya da yanan ormanların yerine inşa edilen ormanlarla yapıyoruz o işi. Bence çok önemli yeşilimizi korumak. Netice itibariyle yani Amerikan üniversitelerinin birçoğunun raporunu okursanız ki Türkiye'deki üniversiteler de artık bunları rahatlıkla araştırıyorlar. Türkiye ve dünya kuraklığa doğru giriyor ve biz de yani önümüzdeki 50 yıl falan da değil böyle 40 yıl içerisinde kuraklığı çok daha yoğun hissedeceğiz. Çünkü ekvatörden başlayan yukarı doğru gelen bir aşağı doğru da zaten giden bir kuraklık var. Orada o raporlarda diyor ki yani bir numaralı önlem nedir? Siz işte yapay bir sürü şey yapabilirsiniz ama hepsinin çevreye başka başka zararları var. Çok basit bir yerden şey söylüyor. Bir yerden yaparken yıkıyoruz aslında. Kullanma diyor tabii kullanma yani kağıt kullanma yeşili yok eden işler yapma diyor. Peki yeşili yok eden en büyük iş ne? Kağıt. Kağıt. Yani dolayısıyla ben burada bizim büyük bir firma, uluslararası bir firma olmamızın yanında bir Türk firması olarak en önemli görevlerimizden bir tanesi yeşile katkıda bulunmak. O bizim için fevkalade kıymetli. Müşterilerimize getirdiği şeyleri konuşmanın başında da söyledim. Zaten yani 15. gün falan değil, 2. 3. günde ya ben niye uğraşıyormuşum bu kağıt faturalarla, defterlerle, bu klasörlerle. Bakın ben KVK'nın uzun yıllar genel müdürlüğünü yaptım. Yani bizim bir katımız arşivle doluydu. Tabii. Yani biz bir saklama fatura derdi bulmak için, ya bu biz değil tabii, çok, çok büyük bir şirket orası. Bütün şirketlerde bu aşağı yukarı belli ölçüde var. Bir arşiv, bir klasörden bir fatura bulmak bazen yarım saat, bazen yarım gün sürer. Hele düzensizseniz belki bir de hafta, bulamazsınız. Bir hafta. Çünkü çekmiştir fotokopisini, koymamıştır yerine, ötekinin üzerine koymuştur. Şimdi saniye içerisinde buluyorsun, ortada bir tane klasör yok, bir tane dolap yok, bir tane... Yani o yüzden sizin ilk başta sorduğunuz soru çok kıymetli bir soruydu. Ya bu kadar nimeti varken niye insanlar hemen geçmediler? Mesela şimdi tabii Nordik ülkeler biraz daha farklı kültürü var. Ya kişi başı gelirler o 5 kat 10 kat arası fazla olunca herhangi bir zorunluluk olmasına rağmen bütün dokümanlar dijital.
Bir tane kağıt yok, senelerdir. Zorunluluk da yok. Ama ne var orada? Konfor var. İş hayatının rahatı var. İş hayatının düzeni var. Zamanın daha çok düşünmeye ayırma var. Bizdeki gibi çok sert çalışmak zorunda, çok sert rekabet koşulları çalışmak zorunda değiller. Buralara eğilmişler. Biz de öyle olacağız elbette. Gün gelecek biz de öyle olacağız. Ama bu dönemde gerçekten ben hani buradan şunu söylemek isterim bütün KOBİ sahiplerine. Elektronik dönüşümü, dijital dönüşümü ertelemesinler. Her yıl bir şey daha yapsınlar. İşte bu yıl faturalarını yaptılar, seneye tebligatlarını yapsınlar, ertesi yıl mütabakatlarını yapsınlar. Kendi işleriyle ilgili işte makinaları varsa ona bir sensörle, bir ERP ile yönetsinler, verimli ölçsünler. Ham maddeleriyle çıkışlarını bir denge içerisinde yapsınlar. Yani dijital dönüşüm tasarruf edilecek bir yer değildir. Kaldı ki fiyatlarda inanılmaz ekonomik hale geldi. Yani dijital dönüşüme yapılan yatırım öyle 3 senede falan değil. Hani 1 sene içinde çıkıyor, zaten çıkmazsa da müşteriler tepki gösteriyorlar. Çünkü geçmeyenler bilmiyorlar, geçenler de çok beklenti içine giriyorlar. Bir kere görünce onu da yapsın, bunu da yapsın. Ve bunu hiç beklemeden hemen yatırdığım para 2-3 ayda çıksın tabii, diye şükürler olsun. Öyle bir hani kendini de gösteriyor. O yüzden dijital dönüşüme muhakkak geçsinler, ertelemesinler derim. Hocam Bey, çok kıymetli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederim. Biz kımadınız geldiniz size. Sağ olun. Sevgili izleyenler, yatırım notası kaldığı yerden devam edecek. Sevgili izleyenler, şimdi Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarı ile ilgili özel bir VTR'miz var. Yerli ve yabancı birçok şirketi bir araya getiren fuarda ısı cam arası dekoratif profil üretimi gerçekleştiren Pusula'nın standı yoğun ilgi gördü. Sektördeki en yeni ürün ve teknolojilerin sergilendiği Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları eş zamanlı olarak İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Isı cam arası dekoratif profil üretiminde 20 yıldır faaliyet gösteren Pusula Dekoratif, yeni ürünleri ve insanların kendi ürününü tasarladığı dijital ürün platformuyla fuardaki yerini aldı. Her yıl olduğu gibi biz de Avrasya Kapı Pencere Cam Fuarı'nda yerimizi aldık. Fuar sektörler için önemli bir platform. Kapı Pencere Cam Fuarı da bizim sektörümüz için gerçekten önemli. Bu kadar üreticiyi ve bu kadar kullanıcıyı bir araya getiren çok güzel bir oluşum burası. Her yıl olduğu gibi biz de bu yıl burada misafirlerimizi ağırlama şansı bulduk. Biz birçok ürün çeşidimizle fuarda yerimizi aldık. Bunun yanında bu ürünlerimizi insanların çok daha algılayabileceği, uygulama anlamında nerede nasıl duracağını görebilecekleri bir dijital ürünün tasarla platformu oluşturduk. Bu fuarda da bunun zaten lansmanını yapıyoruz. İnsanlar bu dijital platformda istediği ürünü, istediği motifi, istediği profille birleştirip kendi evinin penceresinde, camında nasıl durduğunu görebilecekler. Bunun lansmanını biz bu fuarda yapmak istedik. Çünkü sonrası için insanların bu anlamda kafalarında tasarladıkları ürünleri görebilmeleri için bu çok önemliydi. İnsanlar çok daha rahat ve kafalarında hiç soru işareti olmadan evet ben bu ürünü istediğim gibi kullanabilir mi buradan yakalayabilecekler. İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan tesislerinde son teknoloji makine parkuruyla üretim gerçekleştiren şirket kurulduğu günden bugüne dekoratif profil üretiminde sektöre yenilikçi bir bakış sunuyor. Biz 20 yıla yakındır bu sektördeyiz. Tabii birçok alanda kendimizi yenilerek devam ettik ama çağın gereksinimi bu. Yani üzerine mutlaka bir şey katmanız gerekiyor, bir şey yapmanız gerekiyor. Hele şu son zamanlarda siz teknolojiyi, dijital platformları kullanmanız ve bunu üretmiş olduğunuz ürünlere entegre etmeniz gerekiyor. Biz de şöyle düşünebiliriz, geleneksel ve yenilikçiye, moderne doğru giden bir skalayla, bir serüvenle yolumuza devam ediyoruz. Camın olduğu her yerde olan, kullanılan bir ürün üretiyoruz. Ama bu tamamen estetiğe yönelik bir ürün. Ve bizim bu üretmiş olduğumuz ürünler çok uzun yıllar evvel Türkiye'ye hep yurt dışından geliyordu. Biz bunun öncülerindeniz. Bunu Türkiye'de üreten firmayız. Öncülerinden olmak da tabii bizim için ayrı bir gurur.
satış sonrası hizmetleriyle sektörde fark yarattıklarının altını çizen Genel Müdür Ülkü Topal, dekoratif profil alanında yenilikçi ürünler geliştirerek sektörde büyümeye devam edeceklerini kaydetti. Biz Pusula Dekoratif olarak artık bu sektörde, bu alanda marka olmuş bir firmayız. Biz markamızı Türkiye'de duyurduğumuz gibi dünyada birçok ülkede de duyurduk. Bizim alanımızla alakalı, bizim sektörümüzle alakalı yurt dışı fuarlarına katılmaya çalışıyoruz ve sık sık gidiyoruz. Hem ziyaretçi hem katılımcı olarak. Bir ürünü üretmek, ürün ürettikten sonra satmak, dan da ziyade aslında ürünü satıştan sonrası da çok önemli. Çünkü siz ürünü üretiyorsunuz, evet kullanıcıya gönderiyorsunuz ama bizim ürünümüz nihai tüketiciye gitmiyor. Arada bir serüven daha geçiriyor, camın arasına giriyor. Ve nihai tüketici bunu camına ve evinde görene kadar biz bu ürünü oraya en düzgün şekilde ulaştırmaktan yanayız. Bunun için de gerekli bütün lojistik ağımız, geri hizmet elemanlarımız, bunun için sağlıklı hizmet verebilmek için sonuna kadar çalışıyoruz. Pusula Dekoratifi açıkçası güzel şeyler bekliyor. Uzun yıllardır bu sektördeyiz. Dekoratif profil anlamında son derece herkese hitap eden ürünler yapıyoruz ama bizim planlamalarımız içerisinde ileriye dönük dekoratif profilin devamı olabilecek yeni ürünlerimiz olacak. Sektörde farklı alanlarda kullanılabilecek yeni üretimler için çalışmalarımız var. Fuarın ilk günü geleneksel hale getirdikleri akşam yemeğiyle bayi ve iş ortaklarını bir araya getiren şirket Reyhan Karaca konseriyle misafirlerine keyifli bir akşam yaşattı. Biz fuarda misafirlerimizi ağırlama imkanı buluyoruz tabii ki ama bu anlamda gelenekselleşen bizimle birlikte gelen akşamki organizasyonlar oluyor. Çünkü fuarın stresinden, işin stresinden uzaklaşarak o dostluk ortamında, o samimi ortamda bir arada keyifli akşamlar geçirelim istiyoruz. Bunu da son birkaç yıldır işte böyle konserlerle vesairelerle, organizasyonlarla süsledik. Bu yıl da yine fuarın ilk günü vermiş olduğumuz bir organizasyonumuz, bir etkinliğimiz olacak. Misafirlerimizi fuar çıkışında oraya davet ettik. İnşallah güzel bir akşam, keyifli bir akşam bu yıl da geçireceğiz. İnşallah bundan sonraki yıllarda da böyle devam edeceğiz. Unisera Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı 4-8 Kasım 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşti. Sektörle ilgili birbirinden özel ürünlerin ziyaretçilerle buluştuğu fuarda Kraft yoğun ilgi gören katılımcılar arasındaydı. Teknolojide Tek Sistem diye bir yazılım firmamız var. ERP yazılımıdır. Hem Türkiye'de hem şimdi yurt dışında da satılmaya başladı. Mesela geçen ay Romanya'da global bir marka olan Alman markasının elinden önemli bir firmayı biz aldık. Yani bizim ERP ürünlerimiz. ERP dediğimiz 50-60 civarında modülü olan yazılım, muhasebeden ithalat, ihracat, üretim, planlama vesaire müşterinin ihtiyacını gözeterek geliştirmiş olan 25 senelik bir geçmişi olan iyi bir yazılım ekibiyle tamamen yerli ve milli kodlamayla başardığımız bir yazılımdır. Bünyesinde 5000-6000 çalışanı olan müşterilerimiz var. A'dan Z'ye tamamen bizim yazılımımızı kullanıyor, tek sistemi kullanıyor. Bunun çerçevesinde geliştirdiğimiz Terrames diye bir ürünümüz var. Sahadan veri toplama ürünleri var. Yapay zekayı kullanan, sahada çalışan, üretim mekanizmasında çalışan aletleri, cihazları izleyen, kontrol eden, verimliliğini artıran, verimliliğini ölçen, ona göre yönlendiren, ona göre planlamaya data veren, istediğiniz yerden erişebildiğiniz, istediğiniz yerden kontrol edebildiğiniz ürünler var. Teknoloji, yazılım, inşaat ve yapı malzemesi sektörlerinde hatırı sayılı yatırımları bulunan Terra Grubun bir iştiraki olan marka, inovatif ürünleriyle dikkat çekti. Mutfak malzemeleri, mutfakta kullanılan ürünler, evye ve bataryalar grubuna girmeye karar verdik. Bu da yaklaşık işte 17 senelik bir geçmişi var. Bunların tasarımı, ondan sonra ürün denemeleri, sonra
ürünün piyasaya arz edilmesi, piyasada penetrasyon, sonra onların tutulması. Şu anda 200 üzerinde çok ciddi bayilerimiz var. Standlarda ürünlerimizi gelen müşterilerimiz ilgi gösteriyor. Dolayısıyla oradan gelen talepleri karşılamaya, onlardan gelen taleplere göre yeni tasarımlar, yeni ürünler piyasaya arz etmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla mutfak, evye ve bataryalarında Kraft'un şu anda lider olduğunu düşünüyorum. Bu marka olarak da böyle, ürün çeşitliliği olarak da böyle. Şirketin yönetim kurulu başkanı İbrahim Acar, her zevke ve beğeniye hitap eden geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını vurguladı. Yani insanlar mutfakta şu da olabilir mi diye ilk defa bizim ürünümüzde karşılaştığı zaman anlıyorlar. Allah Allah. Hakikaten bu ne kadar güzel. Özellikle hanımefendiler, şimdi artık sadece hanımefendilerle sınırlı değil mutfaktaki çalışmalar ama genellikle hanımefendiler mutfaktaki evyenin tasarımı, çeşitliliği, fonksiyonelitesi, yeni yeni hizmetlere imkan vermesi müşteri nezdinde ciddi bir ilgi ve talep odağı olmuş oluyor. 1000'e yakın çeşidimiz var Kraft'ta. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani Türkiye'de mutfakta kullanılan evye ve musluk bataryalarında bizim kadar çeşidi olan, bizim kadar farklı tasarım ürünü tüketiciye sunan başka bir marka zannediyorum yok. Ya en iyisiyiz veya en iyilerden birisiyiz diyebilirim yani rahatlıkla. Kaliteye ve inovasyona büyük önem verdiklerini belirten İbrahim Acar, satış sonrası verdiğimiz hizmetlerle müşterilerimizin her zaman yanındayız dedi. Teknik destek bir ürünü satmak kadar önem arz ediyor. Yani verdiğiniz ürünün arkasında durabilmeniz lazım. Üründe bir sorun olmaması lazım ama bir sorun olursa da müşterinin size ulaşabilmesi lazım. O sorunu ya gidermeniz lazım ya da sorunsuz ürünü hızlı bir şekilde müşteriye ulaştırmanız lazım. Bu noktada biz zannediyorum rakiplerimizden ayrışıyoruz. 200 civarında bayimizin en önemli desteği ürünün arkasında Terra Group olarak, Kraft olarak, firma olarak sürekli teknik desteğimizle yanında bulmamız. Müşterinin sorunu, sorusu, talebi neyse bunu hızlı bir şekilde karşılıyor olmamız zannediyorum rakiplerden bizi ayrıştırıyor. Kaliteli bir ürün sunuyoruz çünkü. Önemli ölçüde bir harcama yapıyor müşteri. Daha ucuz ürün yerine bizim ürünümüzü alıyor. Bunu bizim teknik destekle, kaliteli ürünle, üründeki kalite ve hizmet desteğiyle bizim karşılamamız gerekiyor, desteklememiz gerekiyor. Çok şükür bu noktada iyi bir noktadayız. İyi bir teknik destek ekibimiz var. Sürekli gelen talepleri 7 gün 24 saat hemen müşterinin sorunuyla ilgilenen, hızlı bir şekilde cevap veren bir mekanizmamız var. Sevgili izleyenler, yatırım rotası kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda erkek hazır giyim sektörünü konuşacağız. Uku Giyim Genel Müdürü Banu Marım stüdyo konuğumuz. Banu Hanım, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Banu Hanım, 2024 yılını artık yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Tabii zor bir yıldı. 2023'ten zaten belliydi. 2023 de zor bir yıldı. 2024 de keza zor bir yıl oldu. Uku Giyim açısından nasıl bir yıldı 2024 yılı? Biz son 3 yıla göre 2024'ü daha iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Pandeminin yaratmış olduğu sorunlar ve değişen alışkanlıkları, adaptasyon sürecimizi 2024'te daha iyi tamamladık diye düşünüyorum. Genel itibariyle çok yaşamın içinde olan bir sektörüz. Ve tüketicinin harcama eğilimleriyle doğru orantılı devam eden bir sektör. Bu bağlamda baktığımızda tabii ki de hem dünyadan hem Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu konjüktür bizleri inanılmaz derecede etkiledi. Dolayısıyla 2024, son 3 yıla göre daha iyi, daha yönetilebilir. Ancak beklentileri karşıladı mı o biraz tartışılır. Tabii. Banu Hanım, Uki tabii benim jenerasyonun çok iyi, benim ve benim bir tık üstüm diyeyim, jenerasyon bildiği bir marka, 30 küsur yıllık bir marka aslında. İhracat şampiyonlukları var, borsada işlem gören ilk marka. Biraz markanın da kısa öyküsünü sizden alabilir miyiz? Biz Uki markasını 2019 yılında satın aldık.
aslında 90'lı yılların başından beri yine aynı sektörde faaliyet gösteren başka bir markamız vardı. Uki bilinçli bir tercihti. Dediğiniz gibi borsaya kote olmuş, ilk hazır giyim firması olması, o tarihler içerisinde en fazla bilinirliği olan birkaç markadan biri olması. Dolayısıyla da biz 2019 yılında almış olduğumuz bu markayı 2021 yılında hayata tekrar döndürdük. Evet. Belki 2020 yılının bir pandemiye denk geleceğini ve değişen alışkanlıklar karşısında bir marka dönüşümü yapabileceğimizi 2019'dan öngörmüş olduk diyebilirim. Peki yurt içinde mağaza sayımız, nerelerde mağazamız var? Türkiye genelinde 27 mağazamız var. İstanbul ve İç Anadolu'da ağırlıklı olmak üzere. Peki Uki markası altında hangi ürün çeşitleri var şu anda Banu Hanım? Bir erkeğin günlük yaşantısı içerisinde ihtiyaç duyabileceği tüm ürün gruplarında koleksiyon hazırlıyoruz. Birbiriyle uyumlu o anlamda ayakkabıdan şapkaya kadar tüm yelpazesi. Yani bir kişi sizin Uki mağazasına geldiğinde aslında aradığı her şeyi, yani oradan çıkıp gömlek başka bir yerden, pantolon başka bir yerden bakmasına gerek yok yani. Gerçekten gerek yok. Banu Hanım, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Erkek hazır giyim sektörü hakkında son bilgileri sizden almış olduk. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, bu hafta Yatırım Rotası'nın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.